İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Anayasa değişikliği referandumunda tarih kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu sandık 16 Nisan'da kurulacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlemeyi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumunda değerlendirdi. Türkiye'ye özgü olan bu sistem tamamen demokratiktir dedi. Anayasa değişikliği halk oylamasının kurulumuzun 11-2-2017 günlü 74 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Referandum süreci resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren kanun önce resmi gazetede yayımlandı. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu referandum tarihini kesinleştirdi. Seçim takvimi de netleşti. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Seçim takvimi 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak. 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir. 16 Nisan'da Türkiye genelinde 55.336.000 kişi 164.000 sandıkta oy kullanacak. Yaklaşık 3 milyon seçmen de yurt dışında oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlemeyi İstanbul'da tam da gündeme ilişkin sempozyumda değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük güvencesi gerçek anlamda demokratik olmasıdır. Bu sistemde milletimizin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olamayan hiç kimsenin ülkeyi yönetme ihtimali yoktur. Cumhurbaşkanlığı sistemi sempozyumunda konuşan Erdoğan, yeni sistemin yönetimi doğrudan millete verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, gücünü aldığı millete karşı sorumlu olacağı için attığı her adımda gözü kamuoyunun üzerinde olmak zorunda. Ya utanmadan, sıkılmadan ne diyorlar biliyor musunuz? Parlamento yok edilecek. Parlamento olmayacak. Yasama organı olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Parlamentonun daha hızlı çalışacağını belirtti. Mecliste bir dönem, iki dönem, üç dönem görev yapmış olup da tek bir kanun teklifi, tek bir yasama çalışması yapmamış milletvekilleri var ya. Yürütme ile yasamayı kesin hatlarıyla ayıran yeni sistemle birlikte tüm milletvekilleri meclis çalışmalarına yoğunlaşacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin şahsıyla ilgili olmadığını vurgulayarak eleştirilere cevap verdi. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Ya Tayyip Erdoğan baki değil ya, Tayyip Erdoğan fani ya. Benim 16 Nisan'a dahi çıkacağıma dair bir garanti var mı? Haşa, haşa. Dolayısıyla biz burada bir sistem mücadelesini veriyoruz. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak. Allah ne derse o olacak. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu, bir asker yaralandı. Önceki gün Elbap'ta şehit olan iki askerimizi ise memleketleri Adana ve Sakarya'da dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurladık. Elbap'ta Rus uçağının yanlışlıkla bombaladığı binada şehit olan tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal için Adana'da gözyaşları sel oldu. Şehit için Yüreğir ilçesi Yenidoğan mahallesindeki baba evinde helallik alındı. Şehidin kamuflajını giyen 12 yaşındaki kardeşi Enes, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak uzun süre bırakmak istemedi. Şehidin babası Salih, annesi Selma, kardeşleri ve akrabaları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Merkez Sabancı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de katıldı. Şehit Mücahit Topal'ın cenazesi Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş da aynı yerde şehit olmuştu. Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Uzak Kışla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin iki kız kardeşi ve annesi Ayşe Akkuş tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde Uzak Kışla mezarlığına götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 43 DAEŞ teröristi daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 172 gündür süren operasyonlarda toplam 2705 DAEŞ, 344 PKK-PYD teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni görevinde ilk ülke ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen Guterres'in temaslarında öncelikli gündem Suriye'ydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172. gününde 245 terör örgütü DAEŞ hedefi vuruldu. Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda 43 terörist etkisiz hale getirildi. Özgür Suriye Ordusu'nun Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, Elbab'ın %30'unun kontrol altına alındığını ve Suriye ordusuyla çatışmaya girdiklerini söyledi. Çatışmalarda yaralanan 14 Özgür Suriye Ordusu askeri kilise getirilerek tedavi altına alındı. 2 Özgür Suriye Ordusu askeri hastanede şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Suriye'de son bir haftada terör örgütü DAEŞ mensubu 223, PKK-PYD mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonların başlangıcından bu yana ise DAEŞ mensubu 2705, PKK-PYD mensubu 344 terörist etkisiz hale getirildi. Elbap'ta 3 askerimizin şehit olduğu, 11 askerimizin yaralandığı, Rus savaş uçağının yanlışlıkla vurduğu binayla ilgili Ankara ve Moskova'nın araştırmaları sürüyor. Rusya binanın koordinatlarının Türkiye tarafından verildiğini, bu koordinatların hatalı olduğunu iddia etmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, uçaklarımız Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti. Orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu, dedi. Türk Genelkurmay Başkanlığı ise Moskova'ya gönderdiği nota iddiayı yalanladı. Türk askerinin söz konusu bölgede 10 gündür bulunduğu, son olarak saldırıdan bir gün önce Moskova'ya koordinatların doğru şekilde bildirildiğini açıkladı. Bu arada Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni görevinde ilk yurtdışı gezisi için Türkiye'ye geldi. Önce Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Birleşmiş Milletler'in yapısının değiştirilmesi konusundaki Ankara'nın talebini yineleyen Yıldırım, İstanbul'un Birleşmiş Milletler Merkezi haline getirilmesini istediğini de bir kez daha ifade etti. İstanbul'un temsil edilen Birleşmiş Milletler kuruluşlarının tek çatı altında toplanıp bir merkeze dönüştürülmesi konusunu da Türkiye olarak önemsiyoruz. Guterres daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in terörle mücadelede atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve istikrar için etkin şekilde çalışmasının önemine ve bu çerçevede özellikle Güvenlik Konseyi'nde reform ihtiyacına dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladığı görüşmede, Filistin'de iki devletli çözümün desteklenmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ortaköy katliamcısı terörist tutuklandı. 7 ülkeye vize yasağında yargı engeline takılan ABD Başkanı Trump yeni yasakların sinyalini verdi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 81 ilde ortak asayiş uygulaması yaptı. 7 yaşındaki Tuğra kalp nakli için bağış bekliyor. Kısa kısa haber turuyla devam ediyoruz. İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili DAEŞ teröristi Abdülkadir Maşaripov, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Maşaripov tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari Yüksekova'da ise bir polisin şehit edildiği saldırıya da katıldığı belirlenen PKK'lı terörist yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaçak sigarayla PKK'ya finansal destek sağlayan 30 kişi gözaltına alındı.
7 Müslüman ülkeye vize yasağı getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, uygulamanın Amerikan yargısı tarafından engellenmesinin ardından yeni tedbirler açıklayacağını duyurdu. Yargının vize kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını söyleyen Trump, oradaki davayı kazanacağız. Ayrıca önümüzdeki hafta ülke güvenliği ile ilgili yeni güvenlik önlemlerini açıklayacağım, dedi. Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ilk kez ortaklaşa Güven Huzur Türkiye 3 uygulaması yapıldı. Metrolar, eğlence merkezleri, deniz araçları, kara, deniz ve havadan denetlendi. 80.088 personelin katıldığı uygulamalarda 17 hava aracı, 71 deniz aracı kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte denetimleri Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip etti. Allah sizleri muhafaza etsin, korusun arkadaşlar. Göreve katılan tüm arkadaşlarımıza sağlık. Denetimlerde aranan 2181 kişi yakalandı. 81 araç, 91 tabanca, 91 av tüfeği, kaçak tarihi eserler, on binlerce kaçak sigara ve cep telefonlarına el kondu. Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi 7. Çalıştayı 10 ülkeden 22 uzmanın katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Son 2 yılda özellikle böbrek ve karaciğer nakli için Türkiye'ye gelen hasta sayısının 2 kat arttığı açıklandı. Bağışların yetersiz kalması ise hastaları zor durumda bırakıyor. Onlardan biri de kalp yetmezliği yaşayan 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür. Tuğra, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. Acil sıradaydı Tuğra. Yoğun bakıma alınca acilin acili koduyla aranmaya başladı. Kalp nakli olduktan sonra Allah'ın izniyle düzelecek. Bir de aynı hizada, bak aynı hizada. 2 yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, dernek üyelerine bilgisayar eğitimi vererek engelli bireylerin bilgi kaynaklarına erişmesine ve iş sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Bizim amacımız görme engellerin tüketen değil, üreten bireyler ve kalifiye bireyler haline dönüşebilmesi. Onun solu muydu bu? Verimli oluyor efendim. Başkanımızın sayesinde güzel bir bilgisayar kursu alıyoruz. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan gazeteci Mustafa Canbaz'ın çektiği fotoğraflar İstanbul'da Ulu Camiler fotoğraf sergisinde izlenime sunuldu. En büyük hayaliydi bu. Hiçbir ticari kaygı gütmeden bu işe girdi. 10 yıldır çalışıyordu. Sergi Pendik'teki Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gezilebilir. Almanya'da Müslüman çocuklara din dersinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldı. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden olan 360 bin Müslüman çocuğun eğitim gördüğü Kuzey Rhein-Westfalia'da okullarda din dersi alabilme imkanı genişletiliyor. Öte yandan Bulgaristan'dan da bir hoşgörü haberi geldi. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Rhein-Westfalia, Müslüman nüfusunda yoğun olduğu bir bölge. Eyalette 360 bin Müslüman öğrenci eğitim görüyor. Ancak rakam bu kadar çok olmasına rağmen okullarda sadece 16 bin öğrenci din dersi eğitimi alabiliyordu. Tüm Müslüman öğrencilerin din dersi alabilmesi için Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bunun için öğretmen adaylarını seçmesi için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin de aralarında bulunduğu bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu danışma kurulunun içerisinde DİTİP, İslam Toplumu Milli Görüş, FAU-İKATET, İslam Kültür Merkezleri ve Zentralrat'te Muslime, Müslüman Merkezler Konseyi olarak yer alınmaktadır. Her öğretmen olacak kişi bu danışma kurulunun onayını almak durumundadır. Yani buradan bunun adı icazet olarak geçer. Bu icazeti almayan hiçbir öğretmen okullarda İslam din dersi öğretmeni olarak görev alamaz. Bölgede 200 okulda 167 eğitimciyle Müslüman öğrencilere din dersi veriliyor. Rakamı artırmak için ilk etapta 12 öğretmen atanacak. Sayı zamanla da artırılacak. Bizim çocuklarımız açısından kendilerini bu ülkede kabul edildiğini hissetmeleri, karnede bir not değeri olması bu boyutlarıyla bile çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bulgaristan'da da İslamofobiye karşı bir hoşgörü görüntüsü yansıdı kameralara. Filibe şehrindeki 700 yıllık tarihi Murat Hüdavendigâr Camii'ne yapılan ırkçı saldırının 3. yılında
Hoşgörü Kahvesi etkinliğiyle cevap verildi İslam karşıtlarına. Çünkü dünya değişmektedir, devamlı değişiyor. Etkinlik Filibe Bölge Müftülüğü'nde düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Mustafa Alış Hacı ile ruhani liderler, kültür ve sanat çevreleri temsilcileri hep birlikte kahve içti, sohbet etti. Filibe'de böyle talihsiz bir olay yaşanmış. Filibe halkının böyle bir olayı, böyle bir hoşgörü etkinliğine çevirmiş olması beni çok etkiledi. Bunun için kendilerine çok teşekkür ettim. Müslümanların ağır baskı ve katliamlarla karşılaştığı coğrafyalardan biri de Arakan. Birleşmiş Milletler Arakan'daki insan hakkı ihlallerinin araştırılması için Myanmar yönetimine çağrı yaptı. O çağrıya cevap bizzat katliamlarla suçlanan Myanmar ordusundan geldi. Bu arada Türkiye, Diyanet Vakfı Arakanlı 400 aileye daha insani yardım ulaştırdı. Birleşmiş Milletler 3 Şubat'ta Arakan'daki insanlık dışı uygulamaları bir raporla gözler önüne sermişti. Birleşmiş Milletler raporunda 26'sı çocuk 220 görgü tanığıyla yapılan görüşmelerde elde edilen veriler paylaşıldı. Cenaze törenleri, hutbeler, dini kıyafetlerin ve sakal bırakmanın kısıtlandığı, camileri üs olarak kullanmak üzere işgal eden ordu güçlerinin evlerden Kur'an-ı Kerimleri toplayarak açık alanlarda yaktığı ifade edildi. Giriş çıkışların engellendiği Arakan'dan Bangladeş'e geçebilenlerin büyük çoğunluğu cinayet, kaybolma, şiddet, tecavüz, yağma ve hırsızlığa maruz kaldı. Birçoğunun mülklerine zarar verildi. Birleşmiş Milletler bu raporun ardından Myanmar yönetimine hak ihlallerini araştırın çağrısı yaptı. Açıklamaya cevap Myanmar hükümetinden değil, o vahşetleri gerçekleştiren Myanmar ordusundan geldi. Ordu komutanlığından yapılan açıklamada askerlerin Arakan'da işlediği insan hakları ihlallerini inceleyeceği iddia edildi. Bu arada Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımlarında ön sırada yer alan Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak Arakan eyaleti Sitwe şehrinde bulunan kamplarda ve Tan Tavli köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi 460 Müslüman aileye Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerince gıda paketleri dağıtıldı. Bugüne kadar bölgede 2500 aileye yardım ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri olarak bu bölgede 500 ailenin ihtiyacını karşılamak için gıda kolisi ve pirinç yardımında bulunduk. Gıda ihtiyacının yanı sıra bölgede temiz içme suyu konusunda da büyük sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Burada yaşayan kardeşlerimiz, bu kampların etrafında yaşayan yaklaşık 200 bin Müslüman maalesef bu kampların dışına hiç çıkamıyorlar. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş bu büyük alanda kardeşlerimiz hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve maalesef eğitim alanında, sağlık alanında ve diğer normalde bir devletin vatandaşları için sağladığı imkanlara burada sahip değiller. Türkiye Diyanet Vakfı Myanmar'da insani yardımların yanı sıra Arakanlı çocukların eğitim alabilmesi için de projeler yürütüyor. Sırada İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilgili haberlerimiz var. İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir genci öldürdü. İsrail ordusu gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. İsrail'in açıklamasını inandırıcı bulmayan Filistin hükümeti, Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu. Yine Nablus'ta İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada yaralananlar oldu. What are your circumstances? You have to follow the law. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, İsrail'in baskıcı politikaları karşısında Filistin'e desteklerinin süreceğini söyledi. Zuma, İsrail'in Yahudi yerleşimi politikasının iki devlet çözümü ve Oslo Anlaşması'nı hayata geçirmeye yönelik küresel çabaları baltaladığını belirtti. Victory in Baga. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi. Ülkede 2009'da kitlesel şiddet eylemlerine başlayan Boko Haram, 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.
Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ulusal afet ilan etti. Kenyatta, yerel ve uluslararası müttefiklerden kuraklıktan etkilenen bölgeler için yardım istedi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Keşmir bölgesinde yaşanan olaylar dolayısıyla Hindistan protesto edildi. Kalabalık Hindistan ve ABD karşıtı sloganlar attı. İki ülkenin bayrakları yakıldı. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusuyla zaman zaman çatışma yaşayan Azerbaycan, cephe hattında Ermenistan askerlerini taşıyan bir askeri zırhlı aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında vurulan araçta bulunan bazı askerlerin öldüğü fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi. Gambiya'da olaylı şekilde devlet başkanlığı koltuğuna oturan Adama Barrow şimdi de ilginç düzenlemelerle gündemde. Ülkenin künyesindeki İslam Devleti ibaresini kaldıran Barrow, ülkede cuma sabahından başlayan 3 günlük tatil uygulamasını cuma öğleden sonra başlayacak şekilde 2,5 güne indirdi. Topluma İslam'ın rahmet mesajını anlatan içeriklerle yayın yapan Diyanet Radyo, yılın Ulusal Radyosu ödülüne layık görüldü. Radyo Akademi ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birinci sıradaki radyomuz, herhalde o sırada oylama yapılıyor, şaşırıyorlar. Diyanet Radyo'ymuş. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz efendim. Yılın ulusal alternatif temalı radyosu Diyanet Radyo oldu. Türk halkı Diyanet Radyo'yu en iyi temalı radyo seçti. Çok teşekkür ederiz. 2016'nın en başarılı radyoları, programcıları ve tematik radyoları belirlendi. Radyo Akademi ödülleri Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan oylamalarda başarılı bulunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Diyanet Radyo da o kurumlardan biriydi. Yılın Ulusal Alternatif Temalı Radyosu ödülünü Diyanet Radyoları Programlar Yönetmeni Reyhan Sevinç, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in elinden aldı. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz efendim. Diyanet Radyo 24 saat topluma İslam'ın rahmet mesajını anlatan içerikleriyle yayın yapıyor. Yayın hayatına girdiği günden beri yüce dinimiz İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan birbirinden çeşitli programlar Diyanet Radyo'da yer alıyor. Tematik radyo kategorisinde ödül TRT Radyo 1'e, yılın haber radyosu ödülü ise A Haber Radyo'ya verildi. Evet, bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.